Bahçeli Kalesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat merkezine dönüştürülmesine yönelik bazı olumsuz değerlendirmeler yapıldığını görmekteyiz. Katkı sağlayacak değerlendirmeler her zaman önemsenir ancak hiç kabul edilmeyecek tarzda eleştiri bile diyemeyeceğimiz ön yargı ve gerçekle örtüşmeyen açıklamalara üzülerek şahit oluyoruz. Böylesi yatırımlar ancak takdir edilebilir. Hele hele bir takım açıklamalarda tarihin yok edildiğinin ifade edilmesi bakıp görmemekle, görüp görmezden gelmekle açıklanabilir. Kıymetli arkadaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar şehrin dört bir köşesindeki tarihi değerleri koruyarak fonksiyon yüklemiş ve yüklenen fonksiyonlarla tarihin geleceğe taşınmasını sağlamıştır. Gevher Nesibe Medresesi, Hunat Hatun Medresesi, Kayseri Lisesi, Meryem Ana Kilisesi, Saat Kulesi gibi pek çok tarihi değer restore edilmiş ve kültür sanatla bütünleştirilerek şehre kazandırılmıştır. Bu çalışmaların son örneği Kayseri'nin simgelerinden olan Kayseri Kalesi olmuştur. Kayseri Kalesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları ve kalenin kültür sanat merkezine dönüştürülmesini tarihin yok edilmesi şeklinde yorumlayanların ya tarihi bilgisi yetersizdir ya da hafıza kaybı sorunu söz konusudur. Kayseri Kalesi'ni değerlendirirken hafızaları tazelemekte fayda olduğu kanaatindeyiz. Tarihi Kayseri Kalesi 17. yüzyıla kadar askeri üs konumunda olmuş, bu yüzyıldan sonra iç kaleye mahalleler kurulmaya başlanmıştır. 1925 yılına kadar yerleşim yeri olarak kullanılan iç kale, 1939 yılından sonra da hal olarak hizmet vermiştir. Daha sonra da ticari mekanlar kurulmuş ve alışveriş merkezleri haline dönüşmüştür. 1970'li yılların sonunda kale içinde yer alan niteliksiz yapıların kaldırılarak müze binası inşa edilmesi fikri doğmuştur. Ancak bu amaçla kamulaştırma işlemi tamamlansa da 12 Eylül darbesinin ardından o günkü idareciler maliyetlerin yüksekliği gerekçesiyle Sarraflar Çarşısı olması fikrini benimsemiştir. Kayseri Kalesi böyle bir tarihi yolculuktan günümüze gelinceye kadar pek çok kez tamir ve tadilat görmüştür. Ancak yapılan tamir ve tadilatlar yetersiz olduğu için zaman zaman acı olaylar da yaşanmıştır. 1999 yılında kalenin surlarında yaşanan çökme sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştur. Kale içindeki sağlıksız ortam ve surların zayıflaması, şehrimizin simgelerinden olan bu tarihi değerin yeniden ele alınması kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu anlamda 2008 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye'miz tarafından Kayseri İç Kalesi Ulusal Mimarlık Yarışması açılmış, yarışma süreci 2011 yılında tamamlanarak birinci olan projeyle sözleşme imzalanmıştır. Bu proje ışığında 2011 yılında İç Kale Avan Projesi onaylanmış, 2012 yılında İç Kale sismik ve radar ölçümü yapılmış, jeoteknik sondaj çalışmalar gerçekleştirilmiş ve kale içine yapılacak olan arkeoloji müzesinin projesi onaylanmıştır. 2013 yılında kale içerisinde bulunan ve hiçbir tarihi değeri bulunmayan 1983-86 yılları arasında yapılmış betonarme yapılar yıkılarak Kasım 2013'te arkeoloji müzesinin yapımına başlanmıştır. Bu arada iç kale restorasyon projeleri hazırlanmış ve projenin onay süresi 2016 yılında tamamlanarak İç kale restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Restorasyon çalışmaları bilim insanlarından oluşan 5 kişilik bir ekibin kontrolünde yapılmış ve bu çalışmalarla eş zamanlı olarak Kayseri Kalesi'nin kültür sanat merkezine dönüştürülmesine yönelik projeler hazırlanmış ve bu projeler hayata geçirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Elbette bu süreç kalenin bir süre kapalı kalmasına neden olmuştur. Ancak bilinmelidir ki söz konusu olan küçük bir binanın restorasyonu değil, heybetli ve haşmetli Kayseri Kalesi restore edilmiştir. Bu restorasyonla eş zamanlı Kayseri Kalesi'ne modern bir arkeoloji müzesi kazandırılmış ve müzenin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, sanatçılar sokağı, sanat galerileri gibi birbiriyle dünyanın en değerli kültür sanat merkezinden biri ortaya çıkarılmıştır. Değerli basın mensupları, tarihi Kayseri Kalesi Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla şehrimize, ülkemize ve geleceğimize kazandırılmış muhteşem bir eserdir. İçerisine yapılan arkeoloji müzesiyle şehrimizin Kültepe'den çıkarılan 6000 yıllık tarihi eserler artık şehrimizde sergilenebilir hale gelmiştir. Sanatçılar Sokağı'nda ressamlardan ebru sanatına, çömlekçisinden deri sanatçısına, ahşap oymacılığından fotoğraf ve tesbih sanatçılarına kadar 28 farklı sanat dalı kendisine burada yer bulmuştur. Çok farklı sergilerin yer aldığı sanat galerileri oluşmuştur. Velhasıl kültür ve sanat severler burada saatlerce kalabilir, sanata ve kültüre doyabilirler.
kültüre, sanata ve tarihe yüzeysel bakanlar ise hiçbir şeyi görmeyip yarım saat bile kalamayabilirler. Oysa sadece Kaymak tarafından açılan ve tarih boyunca Türk kadının kahramanlığını anlatan Seferden Zafere Türk Kadını sergisi bile Kayseri Kalesi'nde saatlerce kalmanın bir gerekçesi olabilir. Sözlerime son verirken Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ni şehrimize, ülkemize ve dünya insanlığına kazandırdığı için bir kez daha teşekkür ediyorum ve herkesin bu güzelliği takdir etmesini bekliyor, saygılar sunuyorum.